Arkadaşlar, denklemlerin ikinci testiyle devam edelim. Birinci sorumuza denklem sistemini vermiş ve çözüm kümesini istemiş. Şimdi yok etme metodunu kullanacağız. Öncelikle baktığımda burada eksi 2, eksi 2 z, y, z var. Şimdi ben burasını 2 ile çarpsam bu iki denklem arasında 2'ye 2 z gelecek ve y'ler ve z'ler gidecek. O halde 4x'ten 3 ile 3x'e de topladığımızda 7x gelecektir. 2 ile 8 çarpın 16, 16 artı 12'den de 28 geldi. O halde 7x'imiz 28 ise x'imiz 4 gelir. X'i bulduğumuza göre ilk denklemde x yerine 4 yazdım. O halde nedir? Y eksi z 4'e karşı tarafa attığımda y eksi z'si 2 gelir. Aynı şekilde herhangi bir denklemi daha kullanalım. Bunu kullandığımızda 2x'imiz x yerine yazdığımızda 8 geldi. Buradan o zaman nedir? Y artı z 8'i karşı tarafa gönderdiğinde bu kısımda 0 geldi. Burada yine aynı şekilde yok etme metodundan z'lerimiz gider. 2y değerimiz 2 gelir ve y değerimiz de 1 gelecektir. Y 1 ise z'si de eksi 1'dir o halde. Çözüm kümesine nedir o zaman? 4, 1 ve eksi 1 olacak şekilde A şıkkı doğrudur. Evet, ikinci sorumuzda kaç farklı kök vardır? Çarpanlarını ayıracağız. X kare artı 3x'i öncelikle x parantezine alsam x artı 3 geldi. Burada çarpanlarını ayırdığımda eksi 3'ü artı 1 şeklinde yazarsam x artı 1, x eksi 3 geldi. Şimdi buraya baktığım zaman öncelikle direkt çarpanlarına ayrılabilen bir ifade durmadığı için şüphelenip deltasını alıyorum. Deltaya baktım. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C olduğu için delta sıfırdan küçük geldi. Yani bu ifadenin bir kökü gelmediğini öğrenmiş olduk. Eşittir sıfır. O halde buradan bir kök gelmeyeceğine göre hiç buna bakmayacağım. Kaç farklı kök var demişti. Sıfırımız var. Eksi 3 var burada. Eksi 1 var ve 3 var. O halde kaç farklı kök vardır? 4 farklı kök gelir. Bu sorumuza çözüm kümesini istemiş yine. Şimdi pay kısmını x parantezine alalım öncelikle. Hepsinde x olduğu için o halde x kare eksi 5x eksi 6 geldi. Payda da x kare eksi 2x eksi 3 şeklinde yazdım. Ve çarpanlarını ayırmam lazım. X çarpı burası nedir? Eksi 6 ve artı 1 şeklinde ayrılır. Yani x eksi 6 x artı 1 şeklinde yazarız. Payda da eksi 3 artı 1 şeklinde ayrılır. X eksi 3 x artı 1 eşittir 0. Ve burada x artı 1'lerimiz gider. O halde çözüm kümesi dediğimiz bu pay kısmını 0 yapan değerlerimiz nedir? 0 ve 6'dır. O halde doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet, dördüncü sorumuzda denklemin kökler toplamını istemiş. Şimdi bakıyorum. Öncelikle zaten burada bir kök gelmiyor biliyorsunuz ki bu ifadeyi 0 yapan bir değer yok. Buraya baktığım zaman yine deltasını kontrol edelim. Direkt çarpanlarına ayrılır mı ayrılmaz mı bilmiyoruz. O halde deltasına baktığımızda B kare eksi 4 çarpı A çarpı C dediğimizde eksi 7 geldi ve burası deltasının sıfırdan büyük olduğu için demek ki kökleri var. Bizden zaten direkt kökler toplamını istediği için bunun kökler toplamından yani eksi b bölü a'dan köklerinin toplamının 3 olduğunu buluruz. Buraya baktığım zaman burada zaten çarpanlarına ayrılır. Eksi 4 ve artı 3 şeklinde yazarım. Buradan da köklerim 4 ve eksi 3'tür. Burada da o zaman kökler toplamı zaten 1 geldi. 3 de burada var. Toplamda 4 olacaktır. Beşinci sorumuzda x eksi y'nin 4 olduğunu ve burada x kare eksi y kare vermiş. Burada da zaten 2 kare farkından dolayı x eksi y, x artı y şeklinde açabiliriz. Bu da eşittir 24'müş. Ve x eksi y'nin 4 olduğunu söylediyse demek ki x artı y de 6. Şöyle alt alta yazalım ve yok etme metodu uygulayalım. X ve y'yi bulabilmek için. Topladığımızda y'lerimiz gitti. 2x eşittir 10 ise buradan x değerimiz 5 gelecektir. X 5 ise o zaman y'si de 1 gelir. Çarpımların istemiş zaten bize. 5 ile 1'in çarpımları cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet, 6. sorumuzda denklemi sağlayan x sayılarının toplamı. Burada payda eşitleyelim. Şöyle diyelim x artı 1, x eksi 2 bölü. Bunları birbirleriyle çarptığımızda ne gelecektir? X kare eksi 2x artı 2x de artı x'ten dolayı eksi x geldi. Eksi 2 eşittir 1 bölü 2. Burayı düzenlediğimiz zaman 2x eksi 1 oldu. Ve buradan içler dışlar çarpımı yapalım. 2 ile bu kısmı çarptığımızda 4x eksi 2 eşittir x kare eksi x eksi 2 gelecektir. X kare tarafına topladığımız hepsini x kare bu tarafa attım. Eksi 4x geldi. O halde eksi 5x oldu. Eksi 2'lerimiz de zaten gitti. Eşittir 0. Burada çarpanlarına ayırdığımda ne gelecektir? X çarpı x eksi 5 eşittir 0. Bize reel sayıların toplamını istemiş. Nedir köklerimiz? 0 ve 5 olduğuna göre kökler toplamımız 5 gelir o zaman. Evet, 7. sorumuzda x reel sayıların toplamını istemiş yine. Burada da x küpler dikkatimi çekti. Sonuçta x üzeri 6 da x küpün karesi gelecektir. O halde x'in 3. kuvvetine t dersem 6. kuvvet ne olacaktır? T kare olacaktır. Çünkü bunun karesini aldığımızda x üzeri 6 t kareye eşit. Eksi 7t eksi 8 eşittir 0. Eksi 8 ve artı 1 de buradan t ne gelir? Bir 8 olabilir bir de eksi 2 eksi 1 olabilir.
X küp ifadesini bir 8'e eşitleyeceğiz. Bir de X küp ifadesini -1'e eşitlememiz gerekir. Buradan x değerimiz 2 ve buradan x değerimiz de -1 gelir. O halde kökler toplamından bir cevabına evet. 8. sorumuzda şimdi burada 2 üzeri x'ler var. 2 üzeri x ifadesiyle 4 üzeri x arasında. Şimdi ben 2 üzeri x'e t desem, bunun karesini alsam, 2 üzeri iki tarafın karesini aldığımda 2 üzeri 2x eşittir t kare. Ve ben bunu şöyle de yazabilirim. 4'ün x'inci kuvveti de aynı şekilde t kareye eşittir. O halde denklemde 4x gördüğüm yere t kare eksi 15t eksi 16 eşittir 0 şeklinde yazdığımda eksi 16 ve artı 1 şeklinde ayırırız burasını. Ve t'lerimiz neler gelir? 16 ve eksi 1 gelecektir. T dediğimiz ifade 2 üzeri x'ti. 2 üzeri x'in 16 olması için x'in 4 olması lazım. Aynı şekilde 2 üzeri x'in eksi 1 olmasından bahsetmiş. İki sayısının hangi kuvvetini alırsak alalım hiçbir şekilde negatif olmayacağına göre buradan bir kök gelmez. O halde reel kökümüz 4 olacaktır. 9. sorumuzda şimdi dikkat ederseniz ki x bölü x eksi 1'lerimiz ortak. O halde biz direkt x bölü x eksi 1'e işlemi daha sadeleştirmek için başka bir isim verdik. T dedik. T kare eksi 2t eksi 3 eşittir 0. Burada çarpanlarını ayırmaya çalışacağım yine. O halde t değerimiz bir 3 gelir, bir de eksi 1 gelir. O halde x bölü x eksi 1'i 3'e eşitlediğimdeki x değerimi bulacağım. Burada önce bunu yapalım. İçler dışarı çarpımı yaptım. X eşittir 3x eksi 3. Buradan 2x eşittir 3 geldi ve x değerimize buradan 3 bölü 2 olur. Birincisi bu. Diğeri de x bölü x eksi 1'i eksi 1'e eşitleyeceğim. Yine içler dışarı çarpımı yaptım. X eşittir eksi x artı 1 geldi. 2x eşittir 1'den x değerimize 1 bölü 2 gelir. O halde köklerimiz 1 bölü 2 ve 3 bölü 2 olacağına göre C şıkkı olacaktır. Evet, 10. sorumuzda mutlaklı bir ifade vermiş bize. Şimdi buradaki ifade mutlaktan bir olduğu gibi yani pozitif olabilir ve negatif olabilir. X değerini bilmiyoruz. O halde şöyle diyeyim. X kare ifadesi dışarıya x eksi 6 olarak çıkabilir. X kare ifadesi negatif olarak yani eksiyle çarpılarak çıkabilir. Eksi x artı 6 olarak. Düzenlediğimiz zaman x kare eksi x artı 6 eşittir 0. X kare artı x eşittir, eksi 6 eşittir 0 geldi. Bize kökler lazım. Öncelikle buranın köklerini bulmak için deltasını kontrol edelim. B kare eksi 4 çarpı a çarpı c dediğimizde delta sıfırdan küçük geleceği için buradan kök gelmez. Buraya baktığımızda deltasına bakalım. B kare eksi 4 çarpı a çarpı c'de delta sıfırdan büyük olduğuna göre köklerimiz var. O halde direkt kökler toplamını istediğine göre bu ifadede kökler toplamı olan eksi b bölü a'yı bulabilirim. Yani buradan da nedir? Eksi 1 cevabı gelecektir. Evet. İki tarafta mutlak vermiş bu sefer. Şimdi şöyle diyelim. Burası x kare eksi 16 ifadesi x eksi 4 x artı 4 diye ayrılır. Ama tabii mutlak olarak yani x eksi 4 x artı 4 şeklinde yazabiliriz biz bu kısmı. Yani normalde şöyledir. X eksi 4 x artı 4 ortak mutlak içinde ama ben onu ayrı ayrı yazabilirim bu şekilde mutlağın kuralından dolayı. Şöyle diyelim. Buradaki x eksi 4'ü bu tarafa alalım direkt. Eşittir 0. Şimdi mutlak x eksi 4'lerimiz ortak. O halde ortak parantezini aldığımda mutlak x artı 4 ve buradan da ne gelecektir? Eksi 1 değerimiz geldi. Eşittir 0. Çarpımları 0 olduğuna göre ya burası 0'dır ya da burası 0'dır biliyorsunuz ki. Buraya 0 yapacak değerimiz x'in 4 olduğu değer. Buraya baktığımız zaman yani x artı 4 eksi 1 ifadesini 0'a eşitlediğimde mutlak x artı 4 1'e eşit çıkacak. Ve buradan da mutlak kuralından 1'dir ya da eksi 1'dir şeklinde açıyoruz biliyorsunuz ki. X değerimiz eksi 3 gelir. Buradan da x değerimiz eksi 5 gelir. O halde nedir? Kökler toplamını istemişti bizden. Eksi 3'ümüz var, 4'ümüz var ve eksi 5'imiz var. O halde buradan nedir? Eksi 8 artı 4'ten toplamımız eksi 4 gelecektir. 12. sorumuzda yine köklü bir ifade vermiş. Kökten kurtulmak için biliyorsunuz ki her iki tarafın karesini almıştık biraz önce de. X artı 1 eşittir. X eksi 1'in karesini aldığımda x kare eksi 2x artı 1 geldi. X kare tek tarafı toplayalım. X'i de aldık karşı tarafı. Eksi 3x birlerimiz de gitti eşittir 0. Ve buradan köklerimiz 0 ve 3 gelecektir. Çünkü x çarpı x eksi 3 şeklinde çarpanlarını ayırdık. 0 ve 3 geldi ama köklü ifadeleri kontrol etmemiz gerekiyor demiştik. Riskli olabiliyor demiştik. X yerine 0 yazdığımızda burada 1, 0 yazdığımızda eksi 1 geldi ve eşit çıkmadı. O halde 0'ı alamam. 3'e baktığım zaman 3 yazdığımda 4 kök dışında 2 olarak çıktı. 3 eksi 1'den de 2. O halde 3 saldığına göre doğru cevabımız D şıkkı olur. 3. sorumuzda çözüm kümesini bulmamızı istemiş. Şimdi burada x eksi 1, x üzeri eksi 1 var. Şöyle diyelim. X üzeri eksi 1'e t desek. X üzeri eksi 1'in karesini aldığımda burası nedir? X üzeri eksi 2 eşit olacak ve burası da t kare eşit olacaktır. O halde x üzeri eksi 2 görmeye yere t kare yazarsam 6 t kare eksi 13 t eksi 5 eşittir 0 şeklinde ayırdık çarpanlarına.
denklemini yazdık daha doğrusu. Çarpanlarını ayırmamız lazım. Burasını 3t'yi 2t şeklinde yazsam, eksi 13'ü bulabilmek için burasını eksi 5, burayı artı 1 yazsam nedir? Buradan eksi 15t artı 2t'den eksi 13t'yi elde ederiz. Çarpımlar eksi 5'i bulur. O halde doğru ayırdık. Bunları düzenlediğimizde nasıl yazıyoruz? 3t artı 1, 2t eksi 5 şeklinde ayırdığımızda t değerimiz bir eksi 1 bölü 3 gelir. Bir de t değerimiz 5 bölü 2 gelir biliyorsunuz ki. Şimdi biz neyi t demiştik? X üzeri eksi 1'e. Yani onu da şöyle yazalım. 1 bölü x değerimiz olarak yazalım. 1 bölü x'i biz eksi 1 bölü 3 olarak bulduk. O halde buradan x değerimiz eksi 3 gelir. 1 bölü x'i 5 bölü 2 bulduk. Buradan da x değerimiz 2 bölü 5 gelir o halde. Bize çözüm kümesini istediğine göre o da nedir arkadaşlar? Eksi 3'e 2 bölü 5 E şıkkı olacaktır. Evet, 14. sorumuzda da şimdi yine bir isimlendirme vereceğiz. Bu sefer de şimdi şöyle düşünelim. Bu sefer de x üzeri 1 bölü 4'e, yani x üzeri 1 bölü 4'e t dediğimizi düşünelim. Her zaman biliyorsunuz ki küçük olanı ilk başta t diyorum, kuvveti küçük olana. Sonuçta 1 bölü 4 buradaki 1 bölü 2 kuvvetinden daha küçük. Buna 1 bölü 4 dediğim zaman ve ben bunun karesini aldığımda burası nedir? X üzeri 1 bölü 4'ü 2 ile çarptığımda 1 bölü 2 oldu ve buna da t kare diyeceğim. Yani bu da zaten nedir? Kök x'tir. O halde kök x ifadesine t kare dedim. Artı 3 x üzeri 1 bölü 4 ifadesinde de t dedim. Eksi 4 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdığımızda buradan t değerimiz eksi 4 ve 1 gelecektir. T dediğimiz ifade kimdi? X üzeri 1 bölü 4. Bunu eksi 4 vermiştik. Şimdi bir kere eksi 4 verdiğimizde buradaki ifadede sonuçta x sayısı kök içerisinde olduğu için x'in de mutlaka sıfırdan büyük olması gerekir. X sıfırdan büyükse yani pozitif bir sayının herhangi bir kuvveti negatif olamayacağına göre buradan bir kök gelmez. O zaman x üzeri 1 bölü 4'ü bir de 1'e eşitleyelim. Burada şöyle yapabiliriz. 1 bölü 4. kuvvetten kurtulmak için her iki tarafın 4. kuvvetini alsak burası x gelir. 1'in 4. kuvvetini alsam yine 1'di zaten. O halde çözüm kümemize sadece 1 gelecektir. Evet, 15. sorumuzda köklerin toplamını istemiş. Şimdi buraya baktığımda zaten burada bir 3 köküm var. Öncelikle şöyle yapmamız gerekir. Pardon, x eksi 3'ü bu tarafa almamız gerekir. Şöyle yazalım. X kare eksi 3x eksi 3 eksi x eksi 3 eşittir 0. Ve burada gördüğümüz gibi x eksi 3'lerimiz ortak. X eksi 3 parantezine aldım. X kare eksi 3x eksi 3 eksi 1 eşittir 0 ifadesi geldi. Burayı da tekrar düzenleyelim. X kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0. Buradan kökümüz 3. Buradan eksi 4 ve artı 1 şeklinde ayırdığımızda zaten çarpanların ayrıldığı için direkt kökler toplamını yazabiliriz buradan. Eksi b bölü a'dan da buradan kökler toplamımız 3 gelir. Burada da 3 kökümüz var. O halde kökler toplamımız da buradan 6 olacaktır. Evet, kaç farklı kök vardır? Şimdi bu 5 üzeri x olduğu için ben şunu 25'i de şöyle yazabilirim. 5 üzeri 2'nin ya da pardon şöyle yazalım. 5 üzeri x'in ikinci kuvveti şeklinde yazalım. Aynı şekilde 25x'e eşit olacak. Eksi 5 üzeri x çarpı üstü sayılardan burasını da 5 olarak ayırabilirim. Eksi 6 eşittir 0. Ve buradaki 5 üzeri x'e t desem t kare eksi 5t eksi 6 eşittir 0 gelecektir. Çarpanlarına ayırdığım zaman da eksi 6 ve artı 1 olacağına göre t değerimiz 6 ve eksi 1'dir. T dediğimiz ifade 5 üzeri x. 5 üzeri x'e eksi 1'e eşitlediğimde 5 sayısının hiçbir kuvvet negatif olmayacağına göre buradan kök gelmez. O zaman 5 üzeri x'i 6'ya eşitleyelim. Buradan x değerimiz herhangi bir sayı olacaktır ve kuvveti 6'ya eşit olacaktır. Logaritma cinsine de çevrilebilir bu. Ama bize kökü sormadığı için kaç farklı kökü vardır demiş. Buradan nedir 6'yı verecek şekilde sadece bir tane kökümüz vardır.